aşacak güçteyiz. Geçmişte bu tür krizlerle bu kadar büyüğünde belki karşı karşıya kalmadık ama farklı büyüklükte çok sayıda krizle baş ettik. Bu daha farklı, belki de şu ana kadar farklı tehditler, belki de bu dönemde aynı dönemde karşı karşıya kaldığımız tehditler. Yani mülteci sorunu bir tarafta, ekonomi bir tarafta, terör bir tarafta, yani sanki böyle bir şey var, bir planlı bir harekat var Türkiye turizmine yönelik. Burada özellikle Sayın Bakan'ın da bahsettiği gibi, diğer konuşmacılarımızın da bahsettiği gibi, gimmick olarak bunun içerisinde acenteciler, rehberler, konaklamacılar, bakanlık elbette ki kaptan olarak, eğitimciler gimmick içerisinde ortak bir inisiyatifle hareket edersek bunu kesinlikle aşacağımızı söyleyebiliriz. Şimdi kriz elbette ki bir takım bize fırsatlar da sunacak. Bunlardan bizim eğer yapısal sorun olarak değerlendireceğimiz bir takım problemlerimiz varsa bunları da aşmamız da aslında bir önemli bir araç haline gelebilir. Özellikle her şeyi dahi biz çok yaygınlaştırdık. Belki bu her şeyi dahi bölgeselleştirebiliriz, ağırlığını azaltabiliriz. Bunu birçok rakibimiz çok kısmi uyguluyor. Bizim kadar uygulayan bu sistemi yok. Bunun artısı var, eksisi var ama bu kadar. Benim kişisel kanaatim diyor. Bu kadar bunun içeriğine çok gömülenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Turizmin 12 ay yayılması biraz önce konuşmacıların da bahsettiği özellikle alternatif turizm türlerine yönelmek sadece deniz, kum, güneşe turizmi bağlamak açısından da yapısal bir çözüm olabilir diye bu dönem düşünüyorum. Bir diğer konu, kriz var ise bir yerde mutlaka ve mutlaka kriz döneminde onun kriz gelmeden önce sinyallerini alacak. Geldikten sonra da buna karşı bir takım çözümler üretecek bir mekanizmaya da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir kriz birimi kurulması, bakanlığın belki bünyesinde olabilir ama mutlaka ve mutlaka paydaşların o krizin sinyallerini önceden alıp ona karşı önceden proaktif bir anlayışla bir takım önlemleri hayata geçirecek belki bir mekanizma oluşturabilir diye düşünüyorum. Sayın Genel Müdürüm özellikle 2023 stratejisine yapmış olduğumuz stratejik bir anlayış tanıtmada, altyapıda, üst yapıda, eğitimde, her alanda stratejik bir anlayış içerisinde günlük değil, günlük kararlarla değil, uzun vadeli yaklaşımlarla turizm yapmamız zannediyorum bize büyük yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Son bir iki konu daha var. Medyanın rolü çok önemli burada. Ben bir maç hatırlıyorum. Belki sizler de seyretmişsinizdir. Yurt dışında bir maçtı. Tribünde olaylar oldu. Bir şeyler oldu. Ondan sonra bir baktık ki zannediyorum İtalya'ydı, yanlış hatırlamıyorsam çok geçmiş bir olay. Kameralar olayların olduğu noktayı göstermedi. Aleyhte bir propaganda olmasın diye. Başka alakasız yerleri gösterdi. Bilmiyorum siz de şahit olduğunuz bu olaya. Şimdi medyanın biraz bu konularla ilgili olarak özellikle sorumluluğu artması gerekiyor. Bazen bakıyorsunuz son olarak bir özellikle Sayın Apalı'nın bahsettiği konuya bir ilave. Turizm eğitimi. Turizm eğitiminin nitelik olarak sorunlarını mutlaka çözmemiz gerekiyor. Ancak bir de nicelik sorunu var. Çok sayıda turizm eğitim kurumu açıldı, açılmaya devam ediyor. Arz talep analizi yapılmadan yeni turizm eğitim kurumlarında artık açılmaması, mevcutların niteliklerinin yükseltilmesi zannediyorum burada turizm eğitiminde temel stratejimiz olmalı diye düşünüyorum. Zannediyorum görüşlerimizi aktardık. Bunları kayıt altına aldık. Bunlar raporlanıp karar alıcılara ulaştırılacak. Şimdi aslında süremizi aşma noktasındayız ama bir 10 dakika bir soru cevap özellikle temel sorular var ise bu soru cevaplar konusunda hemen mikrofonu Bilgehan Hoca'ya iletelim. Orada birkaç soru alalım. Çok fazla. Lütfen sorular çok kısa olsun. Çünkü süremizi açtık. Konuklarımızın da uçakları var. Mikrofon bir yönlendirmesi